Ben de bir iki şey söyleyeyim, sözü bırakayım. Ben partiyi ziyarete geldim. Burada bir panel münasebetiyle geldim. Köy enstitüleriyle ilgili bir panel. Ben köy enstitülüyüm. Köy enstitü girişliyim. Gelince ili ziyaret etmem gerekiyordu. Bizim gördüğümüz böyle bir geleneğimiz vardı. Ya bir basın toplantısı niyetim yoktu. Ama zahmet etmiş gelmişsiniz. Ben parti yöneticisi değilim. Parti adına bir şey konuşma yetkim yok. İşte ben kişice böyle söyleyebilirim ancak. Bu sınırlar içinde eğer bir emriniz varsa, benim de aklım ererse cevaplamaya çalışayım. Evet. Sayın Bakanım, öncelikle Tekirdağ'a hoş geldiniz. Şimdi biz tabii köy enstitülerinden başlangıcda biz de bizim yaşımız itibariyle o dönemlerden bu tarafa gelenlerdeniz. Şimdi bizde Trakya'da bir Kepirtepe okulumuz vardı ki o semboldü. O günlerle şimdi yeni uygulanan eğitim politikası, işte bu öğretmenlerin yetişmesi, öğrencilerin, çocuklarımızın yetişmesiyle ilgili neler diyeceksiniz? Bakın, köy enstitüleri projesi, vaktiniz olursa inceleyin. Köy enstitüleri projesi, Cumhuriyet devriminin ürünüdür. Cumhuriyet devrimi gerçekleştirildiğinde onun eğitim boyutu, o zamanki Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in ve köy enstitülerinin baba, biz baba diye söyleyelim köy enstitüler, Tonguç. Baba Tonguç deriz, Tonguç demeyiz. Tonguç Baba, o zaman Orta Öğretim Genel Müdürü, Tonguç Baba tarafından kurulmuş bir eğitim sistemidir. Dünyada benzeri yoktur. Hiçbir yerden örnek alınmamıştır. Tamamen Anadolu koşullarında Türk insanının beklentilerine uygun bir modeldir. Özgündür, bize aittir. Tonguç Baba o modeli uygulayacak hale getirinceye kadar 10 binden fazla köy gelmiştir. Yani bendeki rakamlara göre 12 bin civarında. Oğlu Sağ, doktor. Onunla da görüştüm. O da tam rakam bilmiyor. Ama 10 binin üzerinde köy gezerek köylünün neye ihtiyacı var? Köylü nasıl kalkınabilir? Onları tespit ederek ona göre kurulmuş bir sistemdir. Ve köy enstitülerine sadece köy çocukları yapılıyor. O zamanlar, o dönemde, bunu söylediğim dönemde Türkiye'de 40 bin köy var. 40 bin köyün 35 bininde okul yok. Sadece 5 bininde var. Onun da çoğu 3 sınıflı, 5 sınıflı değil. Köy çocuklarına okuma imkanı yok. Şehre götürüp çocuğunu okutacak güçlü insan zaten çok az. Bu çocukları okuyup memlekete hizmet edecek aydınlanma devrimini, layık demokratik cumhuriyet devrimini ülkede kalıcılaştıracak bir biçimde yetişmesi gerekiyordu. Nasıl olurdu? Aldı onu devlet, elbisesini giydirdi. Bir sergi var, gidin görün o sergide köy enstitüsüne gelen çocukların kıyafetlerini. Elbisesini giydirdi, çamaşırını verdi, yemesini içmesini verdi. Parasız yatırdı. Leyli Meccani denirdi o zaman. O şekilde okuttu. %100 köy çocuklarına tanınmış bir hizmet. Bir devrim ürünüdür. Sonra niye kapatıldı? Bak yine konuşuyorum. Tabii ki. Niye kapatıldı? Çünkü o süreç geliştiği takdirde, o süreç büyüdüğü takdirde köylünün kalkınması için toprak reformu yapılacak. İkinci adım oydu. Toprak reformunun yapılması, toprak yapılması ihtimali toprak sahiplerini rahatsız etmiştir. Mecliste, evet, mecliste o yasa görüşülürken Eskişehirli toprak ağası oturduğu yerden bağırdı. Oradaki çocuklar, çünkü Eskişehir'de çifteler var köy enstitüsü. Oradaki çocuklar hepsi kendisini bir Atatürk zannediyor dedi.